Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere Bakırköy'den. Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık 86 yılın bugüne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine. Ağol ailesinin bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında. Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? Fotoğraf çekerken doğal bir kaliteli. Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Ben Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediye Başkanıyım. 30 Mart seçimlerinde hemşehrilerimizin teveccühüyle bu şerefli göreve seçildim. O günden bugüne de elimden geldiği kadar hemşehrilerime hizmet etmeyi bir şeref kabul ediyorum. Polatlı'ya da hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Polatlı'yı tanımak istiyoruz. Şimdi Polatlı'mız Ankara'nın hemen batısında Türkiye'nin en büyük mücavir alanına sahip 120 bin nüfusuyla pek çok ilden daha büyük bir şehirdir. Polatlı bir tarım şehridir. Ekilebilir arazi sayımız oldukça fazladır. Tarımsal üretimde Polatlı'mız belli bir seviyededir. Buğdayımız çok kalitelidir. Kavunda, karpuzda ciddi rekoltemiz vardır. Türkiye'nin kuru soğan ihtiyacında %35 civarında bir potansiyele sahibiz. Bunu karşılıyoruz. Türkiye'nin en büyük borsalarından olan Polatlı Ticaret Borsamız var. Türkiye'deki 80 il ve ilçeden Polatlı'mıza buğday geliyor. Bu açıdan çok önemli bir şehirdir. Bunun yanında Polatlı aynı zamanda bir tarih şehridir. Burası hem insanlık tarihi açısından çok köklü medeniyet olan Frig medeniyetin başkenti Gordion'a ev sahipliği yapıyor. Kral Midas'ın mezarı, Gordion antik kenti, Büyük İskender'in kör düğümü kestiği yer bizim topraklarımızda. Ama bunun yanında Türk tarihi açısından, bizim kendi tarihimiz açısından çok kıymetli bir yeri olan Sakarya Meden Muharebesi de bizim topraklarımızda yaşanmıştır. Türk milletinin 250 senelik geri çekilmesi bizim topraklarımıza durdurulmuştur. Yani Viyana önlerinden itibaren Osmanlı tarihinde kademe kademe Türk milleti geri çekilmiş ama Polat topraklarında durdurulmuştur. Bizim makus talihimizin yenildiği topraklardır. Dolayısıyla biz de bu iki büyük tarihi kıymeti hem Gordion antik kentini hem Sakarya Meden Muharebesi topraklarını bütün Türkiye'ye, tüm dünyayı anlatmak için büyük bir seferberlik başlatmış durumdayız. Bununla ilgili bir tanıtım merkezi oluşturduk ve şu anda gözle görülür bir turist akını Polatlı'da başlamış durumda. Tabii biz önce Sakarya Meden Muharebesi'nin önemini anlatarak, bu topraklarda geçtiğini anlatarak işe başladık. Maalesef yanlış bir algı var kamuoyunda. Sakarya Meden Muharebesi'nin Sakarya elimizde olduğu sanılıyor. Bunun için büyük bir tanıtım kampanyasıyla yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda Polatlı bir üniversite şehri olmak yolunda ilerliyor. Şu anda Gazi Üniversitemize bağlı iki tane fakültemiz, Hacettepe'ye bağlı meslek okullarımız var. Ama biz sonuçta müstakil bir Polatlı Üniversitesi olsun için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili Polat'taki bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi tek vücut olmuş durumdayız. Ortak hareket etmek bilincine sahibiz. İnşallah Polatlı hak ettiği yeri alacak. Çünkü çok geniş ulaşım imkanlarımız var. Karayolu şehrimizi ikiye bölüp geçiyor. Tren yolumuz var. Bir de hızlı tren istasyonumuz var şu anda. İstanbul, Eskişehir, Konya makası bizde ayrılıyor. Bu açıdan Polatlı her açıdan avantajlı bir şehirdir diye ifade etmek istiyorum. Evet başkanım ve özellikle tarih dolu bir şehrimiz. Evet. Tabii ki siz de burada turizme önem veriyorsunuz. Tabii. Evet, turizmin önemi de çok yüksek. Tabii ki zaten bunun farkında olduğumuz için biz özellikle Ankara, Konya ve Eskişehir'deki vatandaşlarımıza öncelikli olarak hitap etmeyi, onları buralara davet etmeyi, onların bu milli şuurla buluşmalarını sağlamayı düşünüyoruz. Ben her zaman söylüyorum, Çanakkale çok büyük bir destanın adıdır. Çanakkale bir dönüm noktasıdır. Ama Sakarya'da en az Çanakkale kadar önemli bir destan ve dönüm noktasıdır.
Bunu anlatabildiğimiz zaman da zaten Polat'ta inşallah kabuğunu kıracaktır. Sizler sayesinde de tarihimiz daha da değerli olacak diye düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Başkanım. Peki Polatlı'ya, Polatlı halkına ne gibi projeler sunacağız? Tabii bizim seçim satım halinde de vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz toplumun her kesimini ilgilendiren değişik projelerimiz var. Bu projelerimizin bu yıl itibariyle işte planlamasını gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah Ocak ayı itibariyle ihalelere çıkıyoruz. Gençlerimize, kadınlara, emeklilere dönük projelerimiz var. Hayvanlara dönük projelerimiz var. Çocuklarımıza dönük projelerimiz var. Bunlar inşallah 2015 yılı içerisinde 4-5 tanesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabii ki diğer projelerimizde sürpriz diliyoruz başkanım. Tabii. Daha çok projemiz var ama tabii bunlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz hepsini planlamış durumdayız. Yani hangi yıl, nerede, nasıl bir proje gerçekleştireceğimiz şu anda bizim tarafımızda belirlenmiş durumda. Evet, ve Polatya'da çok güzel şeyler İnşallah. Yapmışsınız. İnşallah. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ben bütün vatandaşlarımıza, bütün Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize mutlaka Polatya'ya gelmelerini, tarih alanları gezmelerini, onlara yardımcı olacağımızı ifade etmek isterim. Onları ağırlamaktan büyük bir şeref duyarız, büyük bir onur duyarız. Polatlı'da da şunu da fark ettik. Gerçekten esnafları da gayet güler yüzlü. Buradaki evet. Halk da çok güler yüzlü. Bunu da... Tabii Polatlı bir huzur şehridir, bir barış şehridir. Burada ülkemizin dört bir tarafından, her bölgesinden, her şehrinden insanlar vardır. Ama en küçük bir olay olmadan hep beraber karşılıklı anlayışla, diyalogla huzur içerisinde yaşamayı başaran bir Polatlı var. İnşallah daha da güzel şeyler göreceğiz. İnşallah, inşallah. Vermiş olduğunuz güzel, değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve başarılarımızın devamını çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.